Dostlar, herkese selamlar. Çiftçi Günlükleri kanalımızda, yeni adıyla, yeni adımızda Çiftçi Günlükleri kanalımızda bugün köye çıkmadık. Evimizin arkasında sebze ekim işleriyle uğraşıyoruz. 3 ay kadar önce bir kompost hazırlamıştık deneme amaçlı. Bugün onun üzerine açtık ve gerçekten mükemmel bir sonuçla karşılaştım ben. Şu yan tarafta gösterebilirsek bir tavuk kümesim var. Tavuk kümesimden yıl boyunca çıkan gübreleri anacığım böyle bir köşeye yığar, oradan sebzelerin içine alırdı. Ama işte bu fındık gruplarıyla ilgili olan bilinçlenmeler sonucunda bu kompost olayıyla biz tanıştık. Ve şunu dedim anama, burada dedim küçük bir kompost hazırlayalım, deneyelim. Nasıl olacak dedi. Dedim üzerine örtelim. Bunun içerisine evsel atıklar, meyve çürükleri, işte bahçeden çıkan otları da karıştırarak 3 ay kadar önce buraya şöyle bir yığın hazırladık. Üzerinde kapattık. Bugün de o yığınımızı açtığımızda yani bence mükemmel bir sonuç ortaya çıkmış arkadaşlar. Yani şöyle kazmayı vurduğum her yerden şöyle göstereyim. Solucanlar fışkırıyor. Bu şekilde. Bu şekilde açıkta bıraksaydık böyle bir şeyin olma imkanı olduğunu çok düşünmüyorum. Ama tamamen topraklaşmış, böyle kum gibi olmuş tavuk gübresi ve içerisine katılan diğer atıklar, bitkisel atıklar harika bir kompost gübreye dönüşmüş, organik gübreye dönüşmüş. İşte devamında ben bundan sonra buradaki tavuklardan çıkacak gübreyi hiç ziyan etmeden içerisinde bazı katkılar, bitkisel katkılar ve bakteri ekleyerek işte Cengiz Bilgin Üstad'ın hep bahsettiği mukaşi kompostu. Bu mukaşi kompostunu burada denemeyi düşünüyorum. Yani buradaki kendimize ait atıkların bize yeteceğini düşünüyorum ben. Yani fındıkta büyük çaplı kompost yapımları var. Ayhan Ünal Hoca yapıyor, Şuayb Karabay abimiz yapıyor. Ama böyle küçük bir alanda sebzemiz için, kendi ihtiyacımız olan sebzeler için de böyle bir şey yapılabilir. Zaten bu sene fındıktan sonra inşallah fındık zurufuyla biraz büyük çaplı fındık bahçesi için kompost yapımını da ben düşünüyorum. İnşallah onu da başarabiliriz. Onun içerisine de bakteri takviyesiyle fındığa yönelik fazla miktarda bir kompost yapımı planımız var. Sonuç olarak arkadaşlar yani bulabiliyorsanız bir miktar tavuk gübresi, onu da bulamıyorsanız yeşillik, evsel atıklar bunları bir köşede böyle üzerini kapatarak ama 2-3 ay beklettiğinizde hafifçe toprakla karıştırarak bunu yaptığınızda mükemmel bir kompost gübre elde edebiliyor musunuz? Biz bu denemede bunu görmüş olduk. Şöyle solucanlar gerçekten de fışkırıyor yani. Bunları birazdan sebze ekimi için buralara dağıtacağız. Şimdilik herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Organik yaşamla kalın. Kimyasaldan uzak durun arkadaşlar.